Evrensel İnsan Hakları Hukukuna göre özgürlüğünden alıkonulmuş bir kişiye yapılacak üst araması, insanlık onuruna ve üstü aranan kişilerin mahremiyetine saygılı olacak şekilde ölçülülük, yasallık ve gereklilik ilkeleri çerçevesinde olmalıdır. Çıplak arama ve zorla soyma fiilleri kişinin mahremiyetini ihlal eden, moral değerlerini, sosyal kimliğini hedef alan, ruhsal bütünlüğüne zarar veren ve cinsel şiddet boyutlarına ulaşan bir işkence yöntemidir. Devlet yetkilileri rutin uygulama haline dönüştürülen işkence ve diğer kötü muamele eylemlerini inkar etmekte ya da güvenlikleştirme stratejilerine terör tehlikesi gibi kavramlara başvurarak işkence eylemlerini savunmaktadır. Ne yazık ki ihadeye yapılan başvuruların her yıl giderek arttığını, işkencenin yeni ve değişen yüzüyle karşı karşıya kaldığımızı, işkencenin sınır mekan tanımaksızın gündelik yaşantıların içine yeni yeni yöntemlerle sızdığını gözlemliyoruz. Yasal düzenlemelerde ancak çok özel koşullarda uygulanabileceği belirtilen çıplak arama gibi istisnai uygulamalar son yıllarda mevzuat hükümleri gerekçe gösterilerek yaygınlaştırılmaktadır. Çıplak arama ve kötü muamele kişinin mahremiyetini ihlal eden, moral değerlerini, sosyal kimliğini hedef alan, ruhsal bütünlüğüne zarar veren ve cinsel şiddet boyutlarına ulaşan işkence fiilleri olarak icra edilmektedir. Özellikle hasta mahpusların durumu, tecrit, çıplak arama, iletişim hakkının gaspı gibi birçok farklı konuda derneğimize ciddi oranda yapılmış başvuru mevcuttur. Derneğimiz tarafından mahpuslarla yapılan görüşmeler sonucunda çıplak arama ve sayım konusunda çok ciddi şikayetlerin olduğu gözlemlenmiştir. Mahpuslar cezaevine giriş çıkışlarda yapılan sevkler esnasında çıplak aramaya maruz kaldıklarını, sayım esnasında ayakta sayım yapıldığını, ayakta tekmil uygulamasının dayatıldığını, Kürtçe yazılan mektupların gönderilmediğini, mahpuslara gelen Kürtçe mektupların da karalanarak mahpuslara verildiğini, bazen de hiç verilmediğini, cezaevi içi ve cezaevi dışı mektuplaşmalarda mektuplarına el konulduğunu, haftalık telefon hakkı ve kapalı görüşlerde tekmil dayatmalarına maruz kaldıklarını, tekmil verilmemesi halinde bu haklarından mahrum bırakıldıklarını, temiz su ve temizlik malzemelerine erişim konusunda sorunlarla karşılaştıklarını, koğuşlara verilen su miktarının az olduğunu ve koğuş temizliği için de ayrıca hiçbir şekilde temizlik malzemesi verilmediğini, verilen temizlik malzemelerinin yetersiz olduğunu dile getirmişlerdir. Bizim görüşme yaptığımız, avukatların görüşme yaptığı alanda hemen yanı başında gardiyanların beklemesi, mahpusların bir kere kendilerini özgür ifade edememelerine neden oluyor ki bunu zaten ifade ettiler bize. İkincisi, hiçbir şekilde kaçma şüphesi olmayan bu 3 yaşlı kadının tutuklanmış olması. Ve en önemlisi, tamamen Türkiye'nin tarafı olduğu uluslararası sözleşmeler ve Birleşmiş Milletler belgelerine göre, en önemlisi Mandela kurallarına göre tamamen yazılı hukuk dışı bir uygulama yapılmış olması. 3 anne de çıplak aramaya maruz kalmışlar. Çıplak olarak soyulmuşlar, eşyaları makinalara konulmuş, eşyaları da, üstlerindeki giysileri de araştırılmış ve aynen şu cümleyi kullandılar. Çok üzüldük, çok utandık, çok ağladık. Belli bir yaşı aşmış insanları. Bu mağduriyeti yaşatmanın akıl alır bir yanı olduğunu ben düşünmüyorum. Hiçbir hukuk sisteminde böyle bir şey olamaz. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin hem iç hukuku hem de kendi anayasasıyla üstün tuttuğu uluslararası hukuka tamamen aykırı bir yöntem.